Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ben Seyit Hoca. Üstü eşitsizlikler kısmına gelmişiz. Ciddi bir kısmı hallettik. Ben şu an 68. sayfadayım. Bundan sonra herhalde bir ders daha çekilmiş olur. Bir 17 tane toplamda sayfam daha var. Üstü eşitsizlikler kısmı, üstü eşitsizlikler için önce şu tanımdan ben başlamak istiyorum. A 1den farklı pozitif bir reel sayı olmak üzere A üzeri x küçüktür, A üzeri y tipindeki eşitsizlikleri nasıl çözersiniz? Bakın burada iki tane durum olur. Eğer tabana getirilen sayı A sayısı şuradaki tabanda üst sayıların tabanlarında bulunan sayı ki tabanların eşit olması özellikle bizim için çok önemli. Tabanlar eşit değilse bunu yapamazsın. Eğer tabanlar eşitse ve taban birden büyükse yukarıda gördüğün eşitsizliğin yönü neyse üstlerin aralarındaki sıralamada aynı şekilde olur. Bunun sebebinden de bahsedeceğim. Eğer taban sıfırla bir 1 aralığındaysa sıfırla bir aralığında bir sayının üssü arttıkça sayı küçüleceği için burada verilen eşitsizlik yönünün tam tersi şekilde üstler arasındaki sıralama olur. Kısmen ikinciden bahsettim ama ben şimdi bunun niye böyle olduğundan bahsetmek istiyorum. Hatta bir tane örnek vermek istiyorum bunlarla alakalı. Üssü sayılara bak kıyaslarken tabanı birden büyük olan üst sayıları kıyaslamaya kalktığın zaman 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4, 3 üzeri 5 dediğinde bu sayıların üssü büyüdükçe ki taban birden büyüktür. üssü büyüdükçe sayının daha da büyük hale geldiğine özellikle dikkat etmen lazım. Tavan birden büyükse üst büyüdükçe sayıda büyüyeceği için verilen eşitsizliğin yönü ne taraftaysa ne tarafa doğru bakıyorsa üstlerin arasındaki eşitsizlik yönü de aynen sana verilen eşitsizliğin yönüyle aynıdır. Bu yüzden x şeklindedir. Eğer taban 0 ile 1 yani 1 bölü 3 gibi bir sayıysam e, e, örneğin 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 3'ün küpü 1 bölü 3'ün 4. kuvveti, 1 bölü 3'ün 5. kuvveti dedikçe bak sağ tarafa doğru üssü artırdıkça sayı 0 ile 1 aralığında olduğu için sayı küçülmeye başlıyor. Niye küçülüyor? Birinci sayı 1 bölü 9. ikinci sayı 1 bölü 27. Diğer sayı 1 bölü 81. Son sayı 1 bölü 243 haline geliyor. Buradaki en büyük sayı nedir diye sordum herhalde en olmayacak. Buradaki en büyük sayı 1 bölü 9'un olduğu taraftır. Yani sayılarda eğer taban 0 ile 1 aralığındaysa üst büyüdükçe sayı daha küçük hale gelir. Bu yüzden eşitsizliğin yönü taban 0 ile 1 aralığındaysa verilen yönün tam tersi tarafına doğru bakacak şekilde çözülür. 25 küçüklü eşittir 2 üzeri 3x8'i bir eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır demiş. Bak burada tabanlar aynı değil. Zaten diğer taraftaki gibi düşünerek ayarlayabileceğim bir eşitsizlik de olmayacak. Onun örneği bir sonraki adımda gelecek. Burada... 2'nin hangi kuvveti olursa 25'ten daha büyük bir sayı elde ederim diye bakacağım ben. 25'in hangi kuvveti 2'nin hangi kuvveti 25'ten daha büyüktür diye baktığın zaman 2 üzeri 4 kurtarmaz ama 2 üzeri 5 olur. Yani şu 3x eksi 1 dediğin ifade 5 olursa eğer 3x eşittir 6 x eşittir 2 haline gelir. Yani sen x'in yerine en az eğer 2 dersen 2'nin üstüne 2 üzeri 5 olacağı için 25'ten büyük bir sayı gelir. Bu yüzden de bu eşitsizliği çözmüş olursun. X'in yerine getirebileceğin en küçük sayı 2 demektir. Şimdi az önce anlattığım şeyle alakalı olan örnek bu. Bu 3 küçük eşittir 9 üzeri x eksi 4 o da küçük eşittir 81 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diye sormuş. Burada bak görüyorsun tabanlar aynı değil ama tabanlar aynı hale getirilebilecek durumdalar. Ne demek bu? 3 olduğu gibi dursun ama şuradaki 9 sayısı 9 3'ün karesi olarak yazılabildiği için 3 üzeri 2 üzeri x eksi 4 yazdıktan sonra 81 de hatta 3 üzeri 4 olarak yazayım. Burada sol taraftaki 3 üzeri 1 gizli 1 var üstünde. 3 üzeri 2 x -8, 8 o da küçük eşittir 3 üzeri 4. Şimdi hepsinin tabanları birden daha büyük olduğu için eşitsizlikteki sayılardan hangisi daha büyükse onun üssü diğerlerinden daha büyük demektir. Çünkü taban birden büyük. Bu en büyük üste sahip olanın 4. En küçük ise sahip olamazsa 1 olduğu anlamına gelir. 1, 2x, 8, e 8, o da küçük eşittir, 4 demektir. Tamamına bu eşitsizliği çözebilmek için tamamına 8 ekliyorum. Hepsine 8 eklediğin zaman, şöyle 8 ekleyeyim, buraya da 8 ekliyorum, buraya da 8 ekliyorum, buraya da 8 ekliyorum, 9 küçük eşittir, 2x küçük eşittir, 12 yapar. Tamamına eşitsizliği çözebilmek için 2'ye bölüyorum, x'e ulaşmak için. 9'u 2'ye böldüğün zaman 4,5 yapar. 12'yi 2'ye böldüğün zaman da 6 yapar. 4 buçukta 6 aralığında demektir. X'in yerine getirebileceğin sayılar o halde ya 5'tir ya 6'dır. 2 tane tam sayı gelebilir. Cevap bu yüzden 5 olur. 4 üzeri 2 x eksi 1 büyüktür. 1 bölü 16 üzeri x artı 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır demiş. Görüyorsun tabanlar aynı değil ama tabanlar aynı hale getirebilecek durumda. Sebep ne? Buradaki 4 ve 1 bölü 16 sayısı akraba sayılar. İkisi de 4'ün kuvveti olarak yazılabilecek sayılar. Önce şunu olduğu gibi yazayım. 2x eksi 1 büyüktür diyeyim. Büyük eşittir yok. Şu 1 bölü 16'yı 2 üzeri eksi 4, 4 üzeri eksi 2 olarak yazıyorum. Ha tabii burada 2 üzeri eksi 4 yazmanın da bir sakıncası yok. Şu 4'ü de 2 üzeri 2 yazarak devam etmek şartıyla bir problem yaşamazsın. 4 üzeri eksi 2 olarak yazdım. Sol taraf 4 üzeri 2x eksi 1 büyüktür. 4 üzeri üstü sayıya üs aldığın zaman hatırla üstleri çarpardık üst sayı özelliği. 4 üzeri eksi 2 x eksi 14 yapar. E, sol tarafın üstü sağ tarafın üstünden büyük olmalı. Çünkü taban birden büyük. Solun üssü olan 2 x eksi 1. Sağın üssü olan eksi 2 x eksi 14'ten büyük olmalı. 2 x'i sola eksi 1'i sağa attığın zaman 4 x büyüktür eksi 14 artı 1. 4 x büyüktür eksi 13 x büyüktür her iki tarafı 4'e böldüğün zaman Eksi 13 bölü 4. O eksi 13'ü 4'e böldüğünüz zaman aşağı yukarı 3,25 yapar. Tam olarak 3,25 yapar. Önde de eksi var. X sayısı eksi 3,25'ten daha büyük olduğuna göre X'in yerine yazabileceğin en küçük tam sayı eksi 3 demektir. Bu yüzden cevap 5 gelir. Anlattıklarımla alakalı mini test var. Durdur videoyu hemen bence kendin çözmeye başla. Ben zaten şimdi çözeceğim. Eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır demiş. Görüyorsun bak burada tabanlar aynı değil ama tabanlar aynı hale getirilebilecek durumda. Sol taraftakine dokunmuyorum. 2 üzeri 2x eksi 1'dir dedim. Küçüktür dedim. Şuradaki 1 bölü 4'ü 2 üzeri eksi 2 olarak yazıyorum ilk başta. 2 üzeri eksi 2 üzeri x artı 5 dedim. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra sol tarafın üssü 2x 1 olarak kalır ama sağ tarafın üssü, üssü sayının üssü alınırken üsler çarpıldığı için eksi 2x eksi 10 yapar. Taban birden büyük olduğu için eşitsizlik aynen korunarak çözülür. 2x'i eksi 2x'i sola eksi 1'i sağa attım. 4x küçüktür eksi 9. Her iki tarafı 4'e bölersen x küçüktür eksi 9 bölü 4. Yani eksi 2 virgül 25 yapar. x'in yerine yazabileceğin en büyük sayı bu yüzden eksi 2.25'ten küçük olan en büyük sayı eksi 3 cevaptır altındaki soru yine benzer yapıya sahip. Şöyle yazabilirsin bak burada. Bu soru iki türlü çözülebilir. Hatta yukarıdaki de böyle çözülebilirdi ama ben aşağıdaki üzerinde açıklamaya çalışayım. Öncelikle bunların hepsini 3'ün kuvveti olarak yazmayı deneyebilirsin. Bu birinci seçenek. Ya da 1 bölü 3'ün kuvveti olarak da yazmayı deneyebilirsin. Bu da ikinci seçenek. İkisi de olur. Şimdi şöyle çözelim. Yukarıdakine benzer bir yapıda çözeyim. 1 bölü 9'u 3 üzeri eksi 2 olarak yazdım. x artı 1 küçüktür. 1 bölü 27'yi 3 üzeri eksi 3 olarak yazdım. X eksi 5. Bak bunu bu şekilde devam ettirerek çözeceğim şimdi. Ya da bir alternatif. 1 bölü 9'u 1 bölü 3'ün karesi olarak yazar. Üstünü x artı 1 olarak bırakırsın. Küçüktür. 1 bölü 27'yi de 1 bölü 3'ün küpü olarak yazarsın. Dışarıda x eksi 5 kalır. Sonra üslü sayının üstünü alıyorum diye 1 3'ün şu ikisini çarparak yazdığın zaman 2x artı 2 gelir. Sağ taraf ise 1 bölü 3 üzeri şu ikisini çarptığın zaman 3x eksi 15 gelir. Şimdi yukarıdakinin üzerinden de devam edebilirsin. Aşağıdakinin üzerinden de devam edebilirsin. İkisi de aynı yere varır zaten. Ama eğer aşağıdaki gibi yani şu yöntemle devam edeyim dersen, bu yolla devam edeyim dersen burada taban sıfırla bir arasında olduğu için üstlerin eşitsizliğin yön değiştirecek şekilde olması gerektiğine dikkat etmen lazım. Ne demek bu? Solun üstü büyüktür 3x-15 diyerek devam etmen lazım. Burada taban 0 ile 1 arasında olduğu için 0 ile 1 arasında olması durumunda taban üstlerin arasındaki sıralamayı tam ters yönde yazman gerektiğini söylemiştim. O yüzden böyle yazıyorsun. Yok yukarıyı çözeceğim ben dersen. Onu şöyle farklı renkle devam edeyim. Yukarıdakini çözeceğim dersen. Şu ikisini çarparsın. 3 üzeri eksi 2x eksi 2 küçüktür. 3 üzeri eksi 3x artı 15 dersin. Bunu devam ettirdiğin zaman mavi eşitsizlik için taban birden büyük olduğu için eksi 2x eksi 2 eksi 3x artı 15 çözersin. 3x eksi 2x küçüktür 15 artı 2. Buradan da x küçüktür 17 yapar. Bu bu şekilde çözdüğünüz bak diğerini çözdüğün zaman da aynı şey çıkacak. Aşağıdakini de çözelim. Burada Taban 0 ile 1 arasında olduğu için eşitsizliğin yönünü değiştirerek yazıyorum. 2x artı 2 büyüktür. 3x eksi 15 yapar. Buradan 2x'i sağa, eksi 15'i sola alıyorum. 2 artı 15 büyüktür. 3x eksi 2x. 17 büyüktür x. x 17 xten büyüktür demekle de x 17'den küçüktür demek arasında bir fark yok. Sen benden büyüksün demek de ben senden küçüğüm demek arasındaki fark gibi bir farklılık var. Hangisini yaparsan yap görüyorsun da aynı şey çıkıyor seni kandırmıyorum demektir bu. X'in yerine söyleyebileceğin en büyük sayı da bu yüzden 16 yapar cevap bu yüzden C. Ama en küçük değil en büyük değeri diye sorulmuş olması lazım. En büyük değer. Bir alttaki görüyorsun yine burada 2 bölü 3 var. Diğer sayı 9 bölü 4 olarak söylenmiş. Tabanlar aynı değiller. Ama şöyle yaparsan 3. soruda bu şekilde tabanları eşitlemiş olabilirsin. Gel bunu tabanla halledelim. 2 bölü 3 üzeri 3x artı 1. Sağ tarafa dikkat et bak. 9 bölü 4 var. 9 bölü 4 3 bölü 2'nin karesidir. Dışarıda x artı 1 duruyor. Bunun bu şekliyle karesini aldığın zaman 2 bölü 3 3x artı 1 küçüktür. 3 bölü 2 üzeri 2x artı 2 dedin ama bir sıkıntı var burada. Buradaki sıkıntı şu. Tabanlar görüyorsun aynı değil. Birinde 2 bölü 3 var öbüründe 3 bölü 2 var. Tabanlar eşlenebilecek halde mi? Evet. Nasıl olur? Çünkü bak dikkat edersen biri 2 bölü 3 öbürü 3 bölü 2. Bir diğerinin çarpmaya göre tersinden oluşuyor. Sağ taraftakini şöyle yazalım. Şu 3 bölü 2'yi 2 bölü 3 üzeri 3x artı 1'e dokunmuyorum. Sağ taraftakini küçüktür diyor eşitsizliğinde yön değiştirmedim. 2 3 bölü 2 ya burası. 2 bölü 3 üzeri eksi 1 yazdım. Dışarıda 2x artı 2 aynen yazmaya devam ettim. Sol tarafın üssü 3x artı 1. Sağ tarafın üssü üssü sayının üstünü aldığın zaman şu ikisini birbirleriyle çarparsan eksi 2x eksi 2. Şimdi eşitsizliğin yönüne dikkat et bak. 2 bölü 3 artık ikisinde de ortak taban olarak duruyor. Ama 2 bölü 3 sayısı 0 ile 1 aralığında bir sayı olduğu için eşitsizliğin şu an bulunan halini ters çevirerek yazıyorum. Bunu bu hale çözersen, 5x büyüktür eksi 3, x büyüktür eksi 3 bölü 5 yapar, eksi 3 bölü 5'ten büyük olan en küçük sayıyı arıyorsun. Eksi 3 bölü 5 aşağı yukarı eksi 0.6 yapar, eksi 0.6'dan büyük olan en küçük sayı da 0'dır cevap. Bu yüzden A şıkkı gelir. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulmaya çalışan bir öğrenci aşağıdaki işlem adımlarını izlemiştir. İlk kez hangi adımda hata yapmıştır diye sormuş. Gel öğrenci hatası. 1 bölü 2 üzeri 3x-1, 1 bölü 8 üzeri 2x-2. İşlemi çöz demiyor. Çözden işlemi, çözüm yöntemi için kullanılan bu adımların doğruluğunu kontrol et diyor. Önce eşitsizliği yazmış görüyorsun bir şey yapmamış burada. İkinci adıma geldiğin zaman 1 bölü 2 8'i, şu 1 bölü 8'i 1 bölü 2'nin küpü olarak yazdıktan sonra şuradaki adından bahsediyorum. Açıklaması şu. 1 bölü 2'nin küpünün 2x eksi ikinci kuvveti diye yazmış. Şu ikisini çarptığın zaman 6x eksi 6'dır diye bu yüzden geçirmiş. Bir problem yok burada. Sonra demiş ki bu eşitsizlikten sonra 3. adıma geldiğinde eşitsizliği 2. adımdan 3. adıma taşırken taban 0 ile 1 aralığında olduğu için 1 bölü 2 0 ile 1 aralığındadır eşitsizliğin yönünü değiştirmesi gerekirken bak görüyorsun aynen yazmış. İşte ilk hatayı burada eşitsizliği bu halde yazarak yapmış. Normalde şu şekilde alıp devam ederek çözmüş olması gerekir. Bu yüzden ilk adımı ilk hatayı üçüncü adımda yapmıştır diyebilirsin. Cevap C şıkkı gelir. Koşulunu sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır? Sert bir soru. Niye sert bir soru? Çünkü içinde başka bilgiler de var. Ne var? Devirli ondalık sayı var. Rasyonel kısımdan, rasyonel sayı kısmından devirli ondalık sayı var. Sonra da üssü sayı ile ilgili bazı işlemler var. Bir de eşitsizlik çözümü aşaması var. 3 tane farklı kısımdan bilgi istediği için soru normalin üzerinde sayılabilecek bir soru. Nasıl yapılır? Görüyorsun tabanlar aynı değiller. Şimdi tabanlar aynı olmadığı için kıyaslama yapamaz. Tabanları aynı hale getirmen lazım. Öncelikle burada 0.4 var. 4 devirli. Bunu devirli ondalık sayıdan rasyonel sayıya çevirirken şöyle bir işlem yapılır. Rasyonel sayılar videosunu açıp izleyebilirsin. 0.4 devirli sayısı önce sayının hepsi devirsiz ve virgülsüz olarak yazılır 0.4. Sonra devreden kısım devirli kısım kapatılır ki sadece 4'te devir var. Kalan sayı az önce yazdığın sayıdan çıkartılır 0. Bölü paydaya virgülden sonraki kısım için devreden sayı kadar 9 varsa devretmeyen sayı kadar 0 yazılır. Devreden sayı kadar 9 yazıyorum ki burada bir tane devreden sayı orada 4. Bir tane 9 yazdım. Başka sayı olmadığı için 4 bölü 9 bıraktım. Yani bu 4 bölü 9 üzeri 2x eksi 1 yaptı. Şimdi 0.6 devirliğe geliyorum. Sayının hepsi yazılır virgülsüz ve devirsiz olarak 0.6. Devreden kapatılır kalan sayı çıkarılır 0. Bölü virgülden sonrası için Devreden sayı kadar 9, varsa devretmeyen sayı kadar 0. Bir tane 9 var, bir tane 6 var. Onun karşılığı olarak 9 yazdım. 6 bölü 9 yani 2 bölü 3 yap. Bu tarafı da 2 bölü 3 üzeri 2x artı 2. E görüyorsun tabanlar aynı değiller ama tabanlar aynı olmasa bile tabanların eşitlenebileceğini fark etmem burada. Önemli. Eşitlenebilir mi? Eşitlenir. Nasıl olur bu? E biri 4 bölü 9, biri 2 bölü 3. Bak şu adamlara şöyle bir alıcı gözüne bakar mısın? 4 bölü 9 ve 2 bölü 3. Bunlar akraba sayılar 4 bölü 9, 2 bölü 3'ün karesidir. Bu yüzden şunu 4 bölü 9'u 2 bölü 3'ün karesi olarak yazdım. Dışarıda 2x eksi 1 duruyor. Küçüktür. 2 bölü 3 üzeri buraya dokunmuyorum zaten. 2x artı 2. Şimdi şu ikisinin üssü sayının üssü alındığı için üstlerini çarparak yazarsan eğer şunlardan bahsediyorum. Şu ikisini çarptığın zaman burası 4x eksi 2 şu 4. 4x eksi 2 yapar. E taban sıfırla bir arasında olduğuna göre solun üssü ile sağın üssü arasındaki sıralama 4x eksi 2 ile 2x artı 2 arasındaki sıralama tam ters yöndedir. Bunu da oynadığın zaman 2x'i bu tarafa 4'ü 2 şu tarafa 2x büyüktür 4 x büyüktür 2 x'in yerine getirebileceğin en küçük tam sayı aşağı yukarı 3 yapar cevap bu yüzden c şıkkı olur. Ben burada dersi bırakıyorum arkadaşlar. 20 dakika civarında oldu ders. Bundan sonrasında karma örnekler kısmı kaldı. Karma örneklerle artık üslü sayıları bitireceğim ve toplamda da herhalde bir 60'a yakın soru çözmüş olacağım. En kolayından başladım, en zoruna doğru gidiyorum. Bu sorular güzel sorulardı. Ton kısımda karma kısmında daha da güzel sorularım olacak. Tekrar görüşeceğiz. Derse ilgili görüşlerini, yorumlarını lütfen benimle paylaşmayı ve kanala abone olup bildirimler simgesine tıklamayı lütfen unutma. Tekrar görüşeceğiz. İyi çalışmalar.